Merhabalar, hoş geldiniz. Kız bebekler için uyumlu bu güzel hırkamızı çalışacağız bugün. Örgümüzün büyüklüğü 1 yaş uyumlu oldu. Daha büyük nasıl öreriz? Videonun sonunda anlatmaya çalıştım. İpimiz Alize'nin Süperlana midi serisinden olacak. Nako ile Alize Baby Bes'le de yapabilirsiniz. Onun da sayılarını vermeye çalıştım videonun sonunda. Hırkamız için 3 tane ip kullandım ve motifler için de elimizde bulunan ipleri değerlendirdim. 3 renk iple lavanta çiçeği motiflerini yapacağız. Düz örgülerle yapacağız hırkamızı. Yine çok kolay bir hırka modeli olacak. Daha önce benzerini haroş örgülerle kirazlı bağcıklı hırka olarak da çalışmıştık biliyorsunuz. Onun da yine yanda bağcıklıydı ve içeriden de hırkamızda bağcık çalışmamız var. Etek ucunu da lastik çalışması olarak da yapabilirsiniz ama ben bu defa sizin için farklı bir çalışmayla örüp hırkamı anlatmaya çalıştım. Kol ağzında da yine aynı çalışmayı yaparak hırkamızı tamamlayacağız. Bu detayı yaparken 20 sıradan oluşacak bu katlayıp diktiğimiz detay. Örerken biraz daha sıkı sıkı örersek hırkamız bittikten sonra şöyle esnek bir görüntü olmamış olur. Sizler elinizin sıkılığına göre 5 numarayla hırkanızı örüp ilerleyebilirsiniz. Örgümde kullanacağım ipim Alize'nin Süperlana midi serisinden örerek çalışacağız. 170 metre uzunluğunda bir ip. Uzunluğunu soran arkadaşlarım için söylüyorum. Rengi de 310. Bu ipime göre ben 4,5 numaralı şişle örüp ilerleyeceğim. Elim çok sıkı olmadığı için, biraz gevşek olduğu için ben 4,5 numaralı şişle yapacağım. Sizler 5 numarayla da örüp ilerleyebilirsiniz. Örgümüzde hiçbir detay olmadığı için ön yüzden düz, arka yüzden ters örgülerle ördüm, ilerledim. Şimdi omuz detay için ayrımlar yapacağız. Bunu nasıl yaptım? Bu ara 54 ilmekle başladım, ilerledim. Şişimize 4,5 numaralı şişime 54 ilmeğimi attım. Ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Şimdi şurada da örgümüzü arkadan başlayacağız. Hırkamıza 54 ilmek atarak ördük. Toplamda yakaya kadar 87 sıra ördüm. Buradaki 20 sıra detayım da şöyle olacak. Etek ucunda ben hırkamın şöyle katlayıp buradan dikeceğim. Aslında örgümüzü örerken eğer bu şekilde bir teknik uygulamak istiyorsak hem örüp hem birleştirme detayı da yapabiliriz. Şöyle ben bu hırkamda sonrasında diktim. Küçük ince bir dikişle o şekilde birleştirmesini yaptım. Hem örüp hem birleştirme tekniğiyle de yapabilirsiniz. Sonra yukarı doğru ben 20 sıramı ördüm ve işaretimi aldım. 20 sıramdan sonra yukarı doğru baktığımda da 67 sıra çalışmış Hemen oldum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şöyle renkli iple tam 2 sıramın arasına doğru ipimi geçirdim. Sonrasında bunu dikeceğiz. Şu anda da dikebilirdim ama ben hem önleri hem arkayı ördükten ve yan dikişi yaptıktan sonra etek ucunu tamamen hepsini bir dikmek istiyorum. Sizler istiyorsanız bu aşamada hemen arkayı ördükten sonra burayı dikebilirsiniz. Önleri de ayrı ayrı dikip sonra yan dikişi yapabilirsiniz. Şimdi bu işaretten yukarı doğru 67 sıramı ördüm. Sayılarımızda kolumuz için herhangi bir oyuntu vesaire hiçbir şey yapmıyoruz. Bu 54 ilmeği olduğu gibi dümdüz ördük. Omuzlara 16 ilmek, yaka içinde 22 ilmek keserek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi 67 sıramı ördüm dediğim gibi örgümün omuz için 16 ilmek öreceğim. Ilmeğimi ördüm ve burada yakam için 22 ilmeğimi keseceğim. 1 2 3 Sizler bildiğiniz kesme tekniğini kullanarak bu 22 ilmeği kesebilirsiniz. Şişimde 16 ilmek kalana kesmelerimi tamamladım ve şişimde 2 4 6 8 10 12 14 16 ilmeğim kaldı. Şimdi şuradaki ilmeklerimi ben ilmek tutucuya almak istiyorum. Size anlatırken daha rahat anlatabilmek adına. Sizler bu şekilde de hiç bu ilmekleri aktarmadan da örebilirsiniz. Burası bekleyecek. Önce önün bir tarafını, sonra diğer tarafını öreceğiz. Buradan 16 ilmeğimi hiçbir detay olmadan ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak 14 sıra örelim. Sonra artırmalar yapmaya başlayacağız.
Dediğim gibi bu sadece 16 ilmeğimi tam 14 sıra ördüm. Yakayı ayırdıktan sonra belli oluyor zaten sıramız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra çalıştım. Şimdi örgümüzün bir tane ilmek kalana kadar öreceğiz. Ve burada bir gizli artırma yapacağız. Bu arada ben şöyle etek ucunun dikilmiş halini düşünerek size santim olarak ölçüsünü vereceğim. Düz dikişler olduğu için kıvrılıyor. Santim olarak ölçüsünü vermedim az önce. Şöyle yakadan etek ucuna kadar baktığımda yaklaşık 28-28,5 santim arası örmüş olduk. Şişimde bir tane ilmeğim kalana kadar örüyorum. Bu bir ilmeğimden önce bir gizli artırma yapıyorum ve son ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde hiçbir detay yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzden sıramızı tamamlayalım. Ön yüzde de yine bir ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. Yine gizli artırma yapıyorum. Sürekli bu şekilde yeterli genişliğe gelene kadar ön taraf için artırmalar yapacağız. Sadece örgümüzün ön yüzünde. Ön yüzden ilerliyorum ve bir tane ilmeğim kaldı. Burada da bir gizli artırmamı yapıyorum. Bir ilmeğimi örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüzde hiçbir detay yok. İlmekleri ters olarak hepsini örüyorum. Ön yüzde yine bir ilmeğimden önce gizli artırma yapıyorum. Arka yüzden sıramı tamamladım. Ön yüzden de ilerliyorum ve bir ilmeğim kaldı. Gizli artırmamı yapıyorum. Son ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde artırmalar yaparak devam edelim. Hiçbir detayı biz zorluğu yok zaten. Sadece örgümüzün ön yüzünde bir ilmeğimden önce gizli artırma yaparak şöyle biraz genişletimi yaparak devam ettim ve şişimde 42 ilmeğe kadar ulaştım. 16 ilmeğimiz vardı ve 26 tane artırma yapınca 42 ilmekle ön tarafımı tamamladım. Şimdi arka taraf için şuradaki kırıp diktikten sonra yukarı doğru saydığımda 67 sıra bizim beden uzunluğumuzdu biliyorsunuz. Ön taraf için de bunu sağlamamız gerekiyordu. Tabii ki 42 ilmeğe ulaşana kadar bu sırayı tamamlamış olduk. 67 sırayı. Biz ayrıyeten 2-3 sıra daha fazla örelim ki ön taraf bebeğin boynuna oturmasın. Şöyle birazcık daha uzun olsun istediğim için sonuç olarak ön tarafta şu işaret taktığım yere kadar yani lastik çalışması diyeceğim burada. Bu kıvırıp katlayacağım detaya kadar omuzdan ayırdığım yerden itibaren belli oluyor zaten. Ön taraf için 71 sıra örmüş oldum. 71 sıra benim için önümün uzunluğu yeterli oldu. Sonrasında hemen işaretimi taktım ve şöyle kıvırıp katlayacağım lastik çalışmam içinde 20 sıramı hiçbir eksiltme artırma yapmadan ördüm. Şimdi ilmeklerimi kestiğim aşamadayım. Umarım anlaşılır olmuştur. Buraya kadar ilerlediğimde ben videoda anlatmıştım ama orayı bir aksaklık olmuş. Şimdi tekrar ettim. Dolayısıyla şurayı şöyle katladığımızı düşünelim. Bu katladığım detaya kadar ön için 71 sıra örmüş oldum. Omuzdan itibaren sayılıyor tabii ki ön sıralarım. Ve 42 ilmeğe ulaşarak ön genişliğimizi tamamladım. 42 ilmeğe ulaştıktan sonra 71 sıraya tamamlamak için 2-3 sıra daha hiçbir artırma yapmadan ördüm. Bu kadar hiçbir zorluğu yok zaten. Sonra işaretimi taktım hemen 20 sıramı da tamamladım ve ilmeklerimi kesiyorum. Ön taraf için tek taraftaki çalışmam bitmiş olacak. Sonra buradan ipimizi bağlayıp diğer ön tarafımızı çalışacağız. İlmeklerimi kestim. Şöyle. İşaret gibi şunu da taktım. Diğer ön tarafımızı çalışacağız. Hemen şişimize aktaralım buradaki ilmekleri. İpimi bağlıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi bu 16 ilmeğimi
Hiçbir işlem yapmadan artırma eksiltme 14 sıra öreceğiz. Sonra artırmalar yapmaya başlayacağız. 14 sıramızı örelim. Sonra artırmalarda devam edelim. 14 sıramı tamamladım. Diğer tarafta olduğu gibi bir ilmeğimi öreceğim. Sonra gizli artırma yapacağım. Tam bu tarafın simetri olarak çalışmasını yapacağız. Şimdi ilk ilmeği örmeden aldım. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde de bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Arka yüzde hiçbir detay yok. Ters örgülerle örüp geçiyoruz. Örgümün ters yüzünden örüyorum. Ön yüzde yaptığım gizli artırmamı da ters olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Tekrar ön taraftayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Gizli artırmamı yaptım. Kalan ilmekleri yine örüyorum. Bu taraf için de aynı şekilde örgümüzün ön yüzünde artırmalar yaparak ilerleyeceğiz. Ta ki 42 ilmeğe ulaşana kadar. Sonra sayacağız şöyle omuzdan aşağı doğru saydığımızda 71 sıraya tamamlayana kadar da 2-3 sıra daha öreceğiz bu 42 ilmeği. Sonra işaretimizi alıp etek ucundaki detay için 20 sıra daha öreceğiz ve ilmekleri kapatacağız. Bu kadar kolay bir çalışma. Sonra kol çalışmasına geçeceğiz. Şu etek ucundaki kıvırıp diktiğimiz detaya kadar ön taraf arka taraftan 4 sıra uzun olmuş oluyor. Başka hiçbir detay yok aslında. 71 sıra dediğim o. Şimdi bizler aynı şekilde anlattığım gibi örelim. Bu ön tarafı da tamamlayalım. Sonra kol için ilmek toplayalım. Kırkamın diğer ön parçasını da artırmalar yaparak 42 ilmeğe ulaştım. Şimdi bu 42 ilmeği ön tarafta omuzdan zaten sayılıyor. Bu aşamaya kadar 65 sıra örmüş oldum. Ne yapacaktık? Arka taraf alt 67 ilmekti. Biz ön tarafı uzatıp 71 ilmekle tamamlayacaktık. Şimdi bu 42 ilmeği 6 sıra daha öreceğim. 71 ilmek olmuş olacak. Çünkü önüm biraz uzun olmasını istiyorum. Şöyle enseye oturmasın. Zaten ön taraftan pat çalışması da yapacağız. Enseye oturup bebeğin boynunu rahatsız etmemesi adına ön taraf 4 sıra fazla olmuş olacak. 71 sıraya tamamladıktan sonra öylece öreceğiz zaten. Hiçbir artırma vesaire yok. Sonra işaret takacağız ve şu etek ucundaki kıvırma detay içinde 20 sıramızı öreceğiz. Ve hırka çalışmamızın beden tarafını bitirmiş olacağız. Sonra kol çalışmasını yapacağız. Burada da sıramı tamamladım. Şöyle katlayacağım detay için 20 sıramı da ördüm. Bu 20 sıraları biraz daha sıkı sıkı örüyorum ki. Zaten şöyle ikiye katlayacağız. Hırkanın etek ucu çok esnek olmasın. Her iki tarafta da, üç tarafta da daha doğrusu 20 ilmeğin biraz daha sıkı örerek ilerlemeye dikkat ettim. Bu püf noktasını da sizinle paylaşayım. Şimdi kol için nasıl işaret alacağız onu anlatayım. Şurası benim katlayıp dikeceğim yerden işaret aldığım yer ya arkadaşlar. Bu işaret aldığım yerden yukarı doğru 34 sıra buldum ve işaretledim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 sıramı buldum ve işaretledim. Hemen ön taraftan da yine bu katladığım detaydan yukarı doğru saydığımda 34 sıramı buldum ve işaretledim. Tam bu noktada iki işaretimin ortasından ilmek toplayacağım kolum için. Ve 42-43 tane ilmek toplamayı düşünüyorum. Şimdi hemen işaret aldığım yerin dibinden ilmeklerimi çıkaracağım. Benim örgümün kenarında şöyle büyük büyük duran boşluklar var. İlmeklerim burası. Bu aralardan gireceğim ben. Zaman zaman da bu iki boşluğun arasından girerek ilmek çıkaralım ki sayımızı dengeleyelim. Mesela şu an her boşluktan aldım. Şimdi şu iki boşluğun arasındaki noktadan girebilirim. Sonra
buradaki büyük boşluklardan girerek ilmeğimi çıkarıyorum. Bunun bir sayısı yok. Önemli olan orantılı bir şekilde şuradan 42, 43, 44 gibi ilmek çıkaralım. Şimdi yine iki boşluğun arasındaki noktadan giriyorum. Bir ilmek daha çıkarıyorum. İlmeklerimi çıkardım. Benim ilmek sayım 42 tane oldu. Şimdi ön yüzden düz arka yüzden ters olarak öreceğim. Örgümün arka yüzündeyim. Bu 42 ilmeğimi gerekli uzunluğa gelene kadar hiçbir eksiltme, artırma yapmadan olduğu gibi örelim. Sonra bilek kısmına geçmeden tabi eksiltmeler yapacağız. Burada bir detay olmadığı için biz örüp ilerleyelim. Kolumuz için yeterli uzunluğa gelene kadar sonra beraber devam edelim. Kol çalışmamı örerek ilerledim. Ters sıralarım iç yüzden saydığımda 35 sıra ördüm. Bu uzunluk benim için yeterli. Sizler tercihinize göre 2-3 sıra daha fazla örebilirsiniz. Santim olarak ölçtüm ve yaklaşık 14,5-15 santim arası örmüş olduk. Şimdi bu sırada kesmeler yapalım ki kol ağzımız biraz daha şöyle derli toplu bir görüntü olsun. Örgümün ön yüzünden geçerken bu 42 ilmeğimi 8 ilmek, 10 ilmek arası eksilteceğim. Hemen ilk iki ilmeği şöyle bir alıp kestim düz olarak. Birkaç tane örelim. Aradaki ördüğümüz ilmeklerin sayısının bir önemi yok. Önemli olan 8-10 ilmek arası eksiltmek. Şimdi bir ilmek daha eksilttim. Beş tane ördüm. Bir ilmek daha eksilttim. Üç tane eksiltme yapmış oldum. Bir tane daha kesiyorum. Birkaç tane örüp bir kesmeyle bu sıramızı tamamlayalım. Sonra kol ağzındaki şu kıvırıp katlayacağımız detay var ya. Bunun için 20 sıramızı öreceğiz. Kol için isterseniz 18 sıra yapabilirsiniz. Ya da bedenin etek ucundaki sayıyla aynı olsun istiyorsanız 20 sıra yapabilirsiniz. Ben 20 sıra yapacağım. Kol ağzını eksiltelim önce. Sonra eksiltmemi yaptım. Saydığımda kolum için 33 tane ilmeğim kaldı. 9 tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi bu elimizdeki 33 ilmeği arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak 20 sıra örelim. Sonra kol ağzımızı bitirmiş olacağız kestikten sonra. Sıralarımı tamamladım ve kol ağzı dikişimi yaptım. Şimdi zaten size dikişi göstereceğim diğer kol çalışmamda. Yan dikişimi de tamamladım burada. Diğer taraf için de yine yukarıdan şu katlayacağım yerin işaret aldığım noktadan yukarı doğru sıralarımı saydım. 34 sıramı işaretimi aldım. Yine ön taraftan da aynı şekilde katlayacağım noktadan yukarı doğru 34 sıramı saydım, işaretimi aldım. Sonra bu iki noktadan 42 ilmeğimi çıkardım yine ve diğer kolumda olduğu gibi gerekli uzunluğa gelene kadar ördüm. Kesmelerimi yaptım. 33 ilmeğe düşürdüm ve 20 sıramı biraz daha sık örüyorum. Dediğim gibi burada da sıramı tamamladım. Kol çalışmamı bitirmiş oldum. Şimdi dikişimi yapacağım. Hırkamda ördüğüm ipimin katını açarak çok kalın olmayan bir dikiş yapmak istiyorum. Katlıyorum. Kesme yaptığım nokta o hizayı buluyorum. Zaten işaretimi de taktım. Hiç hizamı kaybetmeden, sıramı kaybetmeden burada dikişimi yapıyorum. Şurası şu sıradan dikerek ilerleyeceğim. Şu sıra var ya arkadaşlar.
Şöyle inişli çıkışlı bir sıra var. Hep alttan. Eğer üstten aldıysanız sürekli üstten alarak dikin. Veyahut şöyle altındaki noktadan alarak dikin. Ben tam şu buradan ve kesme yaptığım yerden bir telini alarak dikiyorum. Sıra sıra takip ediyorum. Hemen yanındaki ve şu kolumdaki ilmeğimin tek telinden alarak dikiyorum. Dikerken belli oluyor zaten. Sıramız kendini belli ediyor. O sıradan dikiyorum. Şurası benim ters sıram, dikmiş olduğum sıram. Bu sırayı takip ediyorum ve aynı zamanda bu sıradaki şu yukarıdaki telim var, bir de aşağıdaki telim var. Sürekli hangisinden aldıysam orayı tekrar ederek dikiyorum. Buradan ve şuradan iki telini aldım, diktim. Ön taraftan belli bile olmuyor. Gayet düzgün bir görüntü oluyor. Çok sıkmıyorum. Çok gevşek de bırakmıyorum. Hiç sıra atlamadan sırayla dikmeye devam ediyorum. Dikişimizi tamamladık kol için. Şimdi yan dikişimizi yapacağız. Yan dikişim için şöyle biraz uzun kalan ipimi kullanacağım. Burada normal ipimizin kendisiyle dikişimizi yapabiliriz. Kolumuzun bitmiş halini hemen ölçeyim isterseniz arkadaşlar. ...18 cm'de kolumuzun uzunluğu oldu. Yan dikişimizi örgümün ön yüzünden karşılıklı getirerek dikeceğim.
Devam ediyorum. Yan dikişimi tamamladım. Kol altına doğru geldim. Kol altı dikişimi de yapıyorum. Burada dikerken sadece üst kısmı alarak yine düzlerin içinden geçiyorum. Uygun yerlerden bir sağından bir solundan düz ilmeklerimin içinden geçerek dikmeye devam ettim. Kolumda da tek katından devam ediyorum. Şimdi içeri doğru ilerleyeceğim. Böylelikle yan dikişimizi bitirmiş olduk. Şimdi etek ucundaki lastik detayımızı kıvırıp dikeceğimiz yeri yapacağız. Yine ipimizin tek katını açarak dikelim. Kalın olmayan bir dikiş yapalım. Hizamızı kaybetmeden dikkatli bir şekilde dikince ön taraftaki patlar için ilmek alacağız. Şimdi etek ucumuzun dikişini yapacağız. Şu ipimi ben içeri alıp temizleyeceğim. Tamam. Şöyle ipimin katını açtım. Etek ucundaki ters sıralarımda 20 sıramı kaybetmemek için işaretlerimi takmıştım. O işaretleri baz alarak katlıyorum. Tam şu işaretimin altındaki hiza, ters sıram benim dikeceğim nokta. Bu ters sıramda da şöyle göstereyim arkadaşlar. Şuralardan sırayla buralardan alıp dikeceğim. Bir bu noktadan gösterdiğim yerden bir ilk sıraya başladığım tek ilmeğimden alıp dikiyorum.
Hiç atlamadan sırayla hepsini batarak dikiyorum. Sıramı takip ediyorum. İlerledim yan dikişe doğru. Burada da rastgele şöyle dikiş yaptığımız yerden alarak örgünün ön yüzüne çıkmayacak şekilde şu dikiş kısmını birleştirelim. Sonra diğer tarafta da hizamızı takip ederek ve her birine bir tane alarak aynı yere iki kere batmayalım. Örgümüzde şu katladığımız detay yamuk bir görüntü olmasın. Karşılıklı denk gelecek şekilde hizamızı kaybetmeden diktiğimiz sürece gayet güzel bir görüntü oluyor. Zaten işaretlerimizi alarak ilerledik. Almadıysanız eğer arkadaşlar kaç sırada katlayıp yapacaksınız? Biz 20 sırada yaptık. Yukarı doğru sayın, işaretinizi alın. Aynı hizada dikerek diğer tarafa doğru gelelim. Etek ucu dikişimizi tamamlayalım. Şura birazcık kalın bir görüntü olacaksa, rahatsız edecekse sizi, ütünün buharıyla ütüyü asla yaklaştırmadan uzaktan buharını vererek biraz burayı rahatlatıp biraz daha ince bir görüntü verebilirsiniz. Şimdi dikişimizi yapalım. Karşılıklı denk gelecek ve kaymadan sağa sola şöyle kaydırmadan muntazam bir şekilde dikişimizi yapalım. Dikişlerimi tamamladım. İsterseniz bu haliyle hemen ölçü vereyim. Koltuk altından ve omuzdan. Benim örgüme göre baktığımda tabii ki bu sizin elinizin sıkılığına göre değiştiği için 29 santim, 28, 29 santim omuzdan koltuk altından itibaren baktığımda da 17,5-17 santim arası çalışmış olduk. Genişliği de zaten bağcık vesaire bağlayacağız. Bize çok net bir ölçü vermez ama şöyle kabaca baktığımda 26 santim de genişliğimiz olmuş oldu. Şimdi ön taraftan pat çalışması için ilmek toplayacağız. Bunun için hemen ön taraftan. Şimdi içeriden bağcımız olacağı için şuraya kadar ilmek toplayacağım. Aşağı kadar inmeyeceğim. İlmekleri toplarken bir sinyal alışış edinirsek çok daha rahat toplamış oluruz. Şu ilk katından toplayacağım ben. İkisini birden almayacağım. Şu birinci katından toplayarak alacağım ki diktiğimde zaten şuradan dikerim. Hiç sorun olmaz. En uç kısımdan hemen en uç kısımdan şuradan alayım ben ilmeğimi. Tığ yardımıyla ya da benim gibi hemen böyle şişinizde de toplayabilirsiniz. Zaten örgümün kenarları belli oluyor. İlmekler var şurada. Büyük büyük boşluklar. Bu büyük boşluklardan 2 tane, 3 tane giriyorum. Sonra iki boşluğun arasından girdim. Yanındaki boşluğu takip ediyorum. Diğer boşluktan aldım. Burası dikişe geldiği için şu üçüncü boşluğu da alıyorum. Şu ipleri de tabii sonrasında temizleyeceğiz, içine alıp şu şekilde. Ve şu iki boşluğun arasından bir tane almak istiyorum. Ediyorum. Buradan da çıkardım. Bu aşamadan sonra nasıl yapalım? Her bir boşluktan birer tane çıkarırsak ilmek sayımız az olur ve lastik çalışmamızda büzülme olur. Bunu engellemek adına kolda yaptığımız gibi nasıl iki boşluktan sonra aradaki boşluktan çıkarmıştık? Yine aynı şekilde aynı teknikle yapalım. Aradan bir tane çıkarıyorum. Ve şöyle. Birinci boşluk, ikinci boşluk ve aradan çıkarıyorum. Tekrar yine şöyle belli oluyor zaten. Birinci boşluk, ikinci boşluk ve yine iki boşluğun arasındaki noktadan uygun yerden giriyorum. İlmek çıkarıyorum. Birinci boşluk, ikinci boşluk ve yine aradaki iki boşluğun arasından girdim. Bir ilmek çıkardım. Bu mantıkla ilerleyelim. Sadece yakada her ilmekten bir tane çıkaracağız. Aynı tekniği burada uygulamayacağız.
Omuza kadar gelelim. Önümün bir tarafı için ilmeklerimi topladım. Şimdi sizin örgünüze göre. Ben örgüme başlarken ilmekleri örmeden aldığım için böyle kocaman kocaman boşluklar oluştu. Sizin örgünüze göre eğer ki örerek aldıysanız her bir ilmekten bir tane çıkarırsınız. Önemli olan örgünüze göre hesaplarsınız. Kimi yerde 3 boşluk alır, bir tane aradan çıkarırsınız ya da hepsinden bir tane çıkarırsınız ya da aynı benim gibi çalışırsınız. Sadece örgünüzün patınızı çalıştığınızda toplanma olmasın. Bu dengeyi siz sağlamayı bu yaptığım teknikle anladığınızı düşünüyorum. Omuza kadar geldim. Arkada tabii ki her ilmekten birer tane çıkaracağım. Zaten burası gördüğünüz gibi sık sık. Eğer sizi ön pat çalışmanızda şuradaki önünüzde böyle omuzdaki gibi sık sık olduysa her birinden bir tane çıkarabilirsiniz. Böylelikle aynı görüntüyü sağlamış olursunuz. Örgünüze göre hareket edersiniz, yani onu demek istiyorum. Şimdi yakada ense kısmında her birinden bir tane çıkaracağım. Zorlanıyorsanız şöyle tığ yardımıyla da ensede ilmeklerimi topladım. Önümün diğer tarafına geldim. Burada da aynı mantıkla toplayacağız. İki boşluk ve bir aradan olacak şekilde. Ancak burada ilmeklerimi iç kısma geleceği için bu taraf bağcıkla bağlayacağız iç taraftan. Şu aşağıya doğru ben ilmek almayacağım. Şurada bitireceğim pat çalışmamı. Sizler istiyorsanız buraya kadar inip ilmeklerinizi toplayabilirsiniz. Diğer hırkamda göstereyim. Diğer hırkamda bütün yaka çevresinden buraya dibine kadar ilmek toplayıp sonra kıvırıp diktim. Bu hırkamda şöyle şuraya kadar toplayacağım. Burasını ilmek almayacağım. Kalın bir görüntü olmasını istemediğim için bir de böyle deneyeceğim. Sizler istiyorsanız dibine kadar inip ilmek toplayıp yaka pat çalışmanızı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben şu artırma yaptığım noktaya kadar öreceğim. İlmeklerimi Dediğim gibi toplayayım. ilmek. İlmekleri dibine kadar inmeden topladım. Şimdi bir detay yok. Topladığımız ilmekleri arka yüzden ters, ön yüzden düz olarak birkaç sıra örelim. Sonra kıvırıp dikeceğiz yine. Yakamızın yaka çevresinden topladığım ilmeklerimi ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Arka yüzden ters sıralarımı saydığımda 12 sıra örmüş oldum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra çalışmış oldum. Santim olarak da ölçüsünü vereyim isterseniz. Yine benim örgüme, el sıkılığıma göre 5 santim çalışmış oldum. Bu sırayı siz kendi tercihinize göre kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Daha ince veya daha geniş bir şekilde yapıp bütün ilmekleri kesip kapatıyoruz. Hiçbir detay yoktu zaten. Örüp geçtim ben orayı video uzamasın diye. Şimdi içeriden dikişle şöyle dikerek pat çalışmamızı tamamlayacağım. Burada da dediğim gibi yarım olarak bıraktım. Şöyle burayı da katladığımda, şuradan da bağcık yaptığımda kalın bir görüntü olmasını istemediğim için içeriden bu şekilde burayı yarım yaptım. Sizler isterseniz aşağı kadar yine ilmek toplayabilirsiniz. Fark etmez. Dikişte kullanmak için keserken ilmeklerim, ipimi de biraz uzun bırakmıştım. Katlayacağım içeri doğru. Şunun tek katından ilmek almıştım. Buradaki yerden dikişimi yapıyorum. Dikişimi yine şöyle ilmeklerim var ya arkadaşlar. Şuradaki tek telinden alarak dikeceğim. Sırayla şuradaki ilmeklerimin sırayla her bir teline batarak karşılıklı getirerek dikeceğim. Devam ediyorum. Hırkamın şu kenarındaki ilmeklerim biraz daha büyük büyük. Burada her bir sırasını takip ederek dikiyorum. Bu büyük büyük olan yere bir daha girebilirim iğnemle. Zaten kendini belli ediyor. Muntazam bir şekilde diktikten sonra hiçbir sıkıntı olmaz. Çevresini bu şekilde dikerek
Tamamlayalım. Sonra bağcığımızı yapacağız. Dikişimizi tamamlayalım. Çok Yaka sıkmadan. çevremi Tüm dikerek tamamladım. Gayet güzel bir görüntü oldu. Şimdi bu aşamada bağcık çalışması yapacağız. Bağcık için iki tarafı boş çorap şişine ihtiyacım var. Benim elimde 3,5 numaralı şiş vardı. Bununla yapıp bağcığımı çalışacağım. Sizlerin elinde nasıl olsa ipimiz kalın. 4 olur, 4,5 numara şiş olur. Onunla da yapabilirsiniz. Veyahut böyle iki tarafı boş şişiniz yoksa misinalı şişle de kaydırarak yapabiliriz. Bunu nasıl yapacağız? Bağcığı çalışırken daha anlaşılır olacak. Bağcık için şuradan hemen ilmek alacağım. Şu dikiş yaptığım yerden ilmek alacağım. Onu da artırmaları bitirdiğimiz sonra aşağı doğru ördüğümüz bir nokta var. Şu şekilde şuradan. Şuradaki ipleri ben ilmek olarak kabul edeceğim ve tam 4 tane ilmeğimi taktım. Şimdi ön taraftan bakalım. Şöyle buradan bağcık çalışmamız gayet uygun görünüyor. Örgümden topladıklarımı ilmek olarak kabul ediyorum ve hemen ipimi bağlıyorum. Bu 4 ilmeği sürekli düz örgülerle örüp ilerleyeceğiz. İkinci düz 3 4 ilmeğimi de düz olarak ördüm. İpimi burada bağlıyorum. Ve şişimi, ilmeklerimi kaydırıyorum diğer ucuna doğru. Yine düz olarak örüyorum. İlmeklerimi kaydırdım. Dört düzümü örüyorum. Örgümü hiç çevirmiyorum. Sürekli bu şekilde şişimi kaydırarak dört düzümü örmeye devam ediyorum. Bağcığım için yeterli uzunluğa gelene kadar. Bağcığınızın daha kalın olmasını istiyorsanız 5 ilmekle de çalışabilirsiniz. Daha ince olmasını istiyorsanız 3 ilmekle de çalışabilirsiniz. Şimdi bizler dört düz örerek ilerleyelim. Bağcık çalışmam biraz belirgin olmaya başladı. Yeterli uzunluğa gelene kadar bu Bağcık için çalışmamı tamamladım ve santim olarak ölçtüğümde yaklaşık 25 santim olsun. 25 santim olarak bağcık uzunluğumuzu yapalım. İpi de ben 4 ilmekle göstermiştim size ama sonra onu 5 ilmek olarak tekrar düzelttim ve 5 ilmekle yaptım bağcığımı. 5'ini birden topladım ve ilmeklerimi kapattım. Ucundaki kalan ipimi de içine alıp temizliyorum. Şimdi şöyle katladığımızda karşısına gelecek yerden, şu yan dikişimiz olan yerden 5 tane ilmek alacağım. Beş. Şöyle kontrol edelim. Tam karşısına da geliyor. Buradaki bağcığımızı da diğer tarafla aynı uzunlukta yapalım. Bu bağcık çalışmamı da tamamladım. Diğerinde olduğu gibi 25-26 santim olacak şekilde bu bağcığımı da örmüş oldum. İçeriden de yine bizim bağcık çalışmamız olacak. Bunu zincir çekerek yapacağız. Tam şu noktadan, şunun ucundan
bir bağcık yapalım. Zincir çekerek yapacağım ve karşısına denk gelecek yerden de zincirle gerekli uzunluğa gelene kadar bağcığımızı yapacağız. Bağlanabilecek ölçüde olması bizim için yeterli. Şuradan ipimi geçirerek yaklaşık 45-50 adet zincir çekersek bu uzunluk bizim için yeterli oluyor. Tamamladım. Ucunu da bağlayalım, sökülmesin. Yine şöyle katlıyorum. Dikiş yaptığım yerden zincirimi çekerek bağcık yapacağım. Bağcığımızı tamamladım. Ve ben lavanta çiçeği motiflerimi de çalışarak hırkama diktim. Çiçeklerimizi yeşil yerinden ince dikişle birleştirerek yaptım. Hırkama diktim. Çiçeğimizi nasıl yapacağız? Elinizde bulunan artan ipleri değerlendirerek çiçek motiflerinizi yapabilirsiniz. Kullanacağım tığım da 2 milim tığ olacak. Hemen başlayalım. Yeşil ipimle başlayacağım. Bunun için başlamadan önce birazcık uzun bırakacağım. Çünkü burasını ben sonrasında bağlayacağım için biraz bana pay kalsın. Şöyle birazcık bıraktıktan sonra şu uzunluk bizim için yeterli. Gevşek olarak çok sıkmadan 22 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 21, 22 tane zincirimi çektim. Çok sıkmadan rahat bir şekilde zincirlerimi çektim. Ve hemen yanındaki zincirimi takip ederek her sırasını sık iğne yapacağım ve 12 adet yapacağım. Şu yanındaki zincirimin tek teline batıyorum. Birinci sık iğnem. Sık iğnelerimi de çok sıkmadan gevşek bir şekilde yapıyorum. 3 4 11 12 adet sık iğnemi yaptım. Yanındaki yine sıramı takip ederek kaydırma tekniğiyle bu zincirlerimi yine her bir sırasını dolduracağım. Şöyle ilmeğimi içinden geçiriyorum ve kaydırma tekniği yapıyorum. Bunu da 9 defa yapacağız. 1 2 6 7 8 9 Burada bir zincir çektim. İpimi yine biraz uzun bırakıyorum. Çünkü bağlayacağız sonrasında burayı. Düğüm atıyorum buraya hemen. Çiçeğimizin şu ortadaki yeşil sapını çalışmış olduk. Renkli ipimle bu 12 defa sık iğne yaptığımız detay var ya, biraz daha kalın görünüyor burası. Hemen bunu zincir çektiğim kısımdan, başlangıç kısmından giriyorum. Renkli ipimi bağlıyorum. Burada zincir çekerek başlıyorum. Şu ipimi de içinden geçirerek temiz bir görüntü elde edeyim. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Hemen yanındaki yere batıyorum. Sabitliyorum. Yine yanındaki sırama batıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilmeğimin içinden geçirip 5 zincir çekiyorum.
Yanındaki zincirimin içine batıyorum. Sabitliyorum. Yine yanındaki zincirime batıp kaydırma tekniği yapıyorum. Bu mantıkla ilerleyerek etrafını dolduracağız. 5 zincir çekiyorum. 'Yanındaki hizadan batıyorum. Yine yanından sıra atlamadan devam ediyorum. Kaydırma tekniği yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. 'Zincirimi çektim, sabitledim. Yan tarafa kaydırma tekniğiyle batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Uç kısmına geldim. Uygun bir yere batıyorum burada. Gevşek yapmama rağmen yine biraz batarken zorlanıyorum ama sıkıntı olmuyor. Şimdi kaydırma tekniğiyle yan tarafa batıyorum. Şurada sık iğne yaptığım noktaya geldim. Yine 5 zincirimi çekiyorum. Sıramı takip ediyorum. Sıramı takip edip kaydırma tekniği yapıyorum. 5 zincir çekiyorum. Kaydırmamı yaptım. 5 zincir çekiyorum. Son defa çalışmış oldum. Şimdi bakalım. Karşılıklı zincir çekerek doldurmuş oldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de burada çalışmış olduk. Şimdi burada ipimi biraz uzun keserek şöyle yamuk bir görüntü oluyor. Çünkü burada sık iğne çalıştığımız için diğer tarafta zincir daha sıkı duruyor. İpimi arka taraftan temizlerken hafif çekerek temizliyorum. Bu görüntüyü de düzgünleştirmiş oluyorum. İpimi şuradan iğne ya da tığ yardımıyla hangisiyle daha rahat temizleyebilirsiniz. İpin hem bu içinden geçirelim. Şöyle çektiğimde görüntüm düzgün oluyor. İpimi de buradan temizliyorum. Bu şekilde 3 tane çalışıyor. Bu 3 çiçeğimizi ortadaki kısım birazcık altta kalacak şekilde üst üste getirdim. Hizalıyorum bu kısmı ve üçünü bir bağlayacağım. Çok sıkı bir şekilde bağlayalım. Oturtalım buradaki düğümü iyice. Tek tek şuradan da. Çok sıkı olduğuna emin olduğumuzda da buradaki uzun ipleri kesiyorum. Şimdi bağcık için zincir çekerek yapacağım. Sizler bağcık çalışmanızı farklı teknikte de yapabiliriz. Ben 96 tane zincir çekeceğim burada.
95-96 tane zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Burada da düğüm yapacağım. Açılmasın. Çiçeğimi düğüm yaptım. Şuradaki noktanın altından geliyorum ve bağcığımı buradan bağlayıp fiyonkla birleştireceğim. Böylelikle motifimizi tamamlamış olduk. Lavanta çiçeği modelimiz. İstediğimiz örgüleri, süsleri kullanabiliriz. Diğer çalıştığım lavanta motifini de size göstermek istiyorum. Tercihinize göre yine bu yeşil detayları tamamen aynı oluyor. Tercihinize göre bu şekilde de çalışabilirsiniz. Bunun anlatımı da ayrı bir videoda yaptım. Oradan da faydalanarak bu motifi yapmak istiyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Ya da yine bu motifimizle hırkamızı süsleyebilirsiniz. Motiflerimizi de dikince hırkamızı tamamlamış oldum. Umarım sizler de bu modeli beğenip benimle beraber çalışırsınız. Tecrübelerinizi benimle yorumlarda yazarsanız sevinirim. Ve daha büyük nasıl yaparız onu da hemen anlatmaya çalışacağım. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım, bizler bu hırkamızı arkadan başlayarak 54 ilmek atarak başlamıştık. Uzunluğunu da sizler hırkanızın genişliğine göre ayarlarsınız. Omuzdaki bu 60 ilmek dağılımını da 24 ilmek şu ense kısmını keserek 24 ilmek verirsiniz. Omuzlara da 18 ilmek verirsiniz. Sonra ön taraf için de bu 18 ilmeğimizde artışlar yaparak en geniş yerimiz 48 ilmeğe ulaşana kadar tamamlayabiliriz. Daha ince iple bizim ördüğümüz hırkamızı da Alize Süperlana midi serisinden örmüştük. Daha ince iple, yani Alize Baby ve Snako Elite Baby ile de bu hırkamızı çalışabilirsiniz. Bir yaş ölçülerine yaklaşık 70 ilmek atarak arkadan başlarız. Omuz ayırımını da 26 ilmek ensede keseriz. Omuzlara 22 ilmek bırakırız ve önümüzün en geniş yeri, önleri de önün tekini de 56 ilmek olana kadar artış yapacağız. Bu 22 ilmek üzerinden omuzdaki 22 ilmeğimizi artış yaparak 56 ilmeğe gelene kadar artış yaparız. Kalanını da yine örgüsüne göre ayarlayıp tamamlarsınız diye düşünüyorum. Elimden geldiğince tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Buraya kadar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.